Aslında katılım bankacının özünde var olan bir mekanizmadan bahsediyoruz. O yüzden de projenin başlangıcını hani çok eskilere dayandığını da varsayabiliriz. Kar zarar ortaklığı, ortak iş yapma anlayışı katılım bankacının özünde olan bir şey. KT Portföy de katılım bankacılığı ilkeleriyle faaliyet gösteren bir portföy yönetim şirketi olduğu için onlar da bu minvalde bir fon oluşturma düşüncesiyle yola çıktılar. Biz de bu fikir ortak olduğu için de biz de onların bu fonuna elimizden geldiği kadar destek vermek adına iştirak ettik ve Kuveyt Türk ile birlikte 10 milyon TL'lik bir fon oluşturduk. Bu bir başlangıç, şöyle bir başlangıç. Bunu bir test sürüşü olarak görmek lazım. Yoksa rakamsal olarak çok büyük bir rakamı konuşmuyoruz. İki kuruluş içinde 5'er milyon çok önemli rakamlar değil. Ama tekno girişimciler için ve de startup firmalar için bunlar çok ciddi rakamlar. Biz buradan mümkün olduğu kadar çok firmayı inşallah desteklemek arzusundayız. Fon eğer inşallah umduğumuz gibi çalışır ve başarılı sonuçlar elde edersek fondaki rakamı büyütmek de bu kuruluşların elinde zaten ve biz inanıyoruz ki bu rakamlar büyüyecektir. İki tane kamu katılım bankası kuruldu. Yenilerinin geleceği konuşuluyor. Dünya genelinde de bakıldığı zaman 2 trilyonun üzerinde bir pazar payı var. 2 trilyon doların üzerinde bir pazar payı söz konusu. Ve 2021 yılında bu rakamın 3,5 trilyon dolara ulaşacağı düşünülüyor. Bu büyümeye ve rakamları, hedefleri göz önünde bulunduğu zaman ciddi bir potansiyel var. Ülkemiz açısından bakıldığında da aslında aynı potansiyeli görüyoruz. Şu an için pazar payımız %5'ler civarında. %5 yeterli bir pazar payı değil. 2025 yılı itibariyle katılım bankacının hedefi pazardan %15 pay almak. %15 pay almak için de tabii çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani bu %15'te baktığınız zaman mevcut %5 pazar payıyla dünyada katılım bankacılığı yapan ülkeler için ilk 10'a bile giremiyoruz ki dünyanın en büyük ilk 3 İslami ülkesinden biri olmamıza rağmen bankacılık tarafında ilk 10'da yer almamamız buradaki aslında potansiyeli gösteriyor. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu bugün kurduk. Bankamız ve Vakıf Katılım Bankası olarak. Bu girişimcilik ekosistemi için çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Temel olarak girişimcilik ekosistemine, startup ekosistemi dediğimiz girişimcilik ekosisteminin en temel problemlerinden birisi maalesef yatırım bulamamaları, kaliteli yatırım bulamamaları. Bu ciddi bir eksiklik de ülkemizde. Kurmuş olduğumuz bu yatırım fonuyla bu eksikliği gidermede ciddi bir adım attığımızı düşünüyorum. Hayırlı olsun ülkemiz için, hepimiz için, sektör için, endüstri için. Banka olarak girişimcilik ekosistemi ile ilişkiye girmemiz birkaç yıl gerisine dayanıyor. Bir girişimcilik merkezi kurduk. Lonca Girişimcilik Merkezi adını verdiğimiz bir girişimcilik merkezi kurduk. Bu oluşturmuş olduğumuz fon aslında girişimcilik ekosistemi ile yapmış olduğumuz işbirliğinin bir adımı. Yani girişimcilik merkezimiz var. Oradaki girişimcilik merkezimize genç arkadaşlarımız, startuplarımız geliyorlar. Bir ürün fikirleriyle giriyorlar. 6 aylık süreçte ürünlerini geliştiriyorlar. Mezun ediyoruz. Akabinde de bu fonla beraber yatırım yapabiliyor hale geliyor olacağız. Bunun yanında hackathon tarzında organizasyonlar yapıyoruz. Üniversitelerle ciddi işbirliklerimiz var. Arge merkezimiz var. Bankamız bünyesinde 2 tane Arge merkezimiz var. Esasen bu kurmuş olduğumuz fon bu girişimcilik ekosistemi bünyesinde yapılan çalışmalardan sadece bir istasyon diyebiliriz. Çağ yakalamak adına, digital business adına olan startupları biz adresliyor olacağız bu kapsamda. Faaliyet alanı olarak fintech dediğimiz finansal teknolojiler önceliğimiz ancak edutech olabilir, medical teknolojiler olabilir, herhangi bir alanda da yine yatırım yapıyor olacağız. Lonca Girişimcilik Merkezimizin de aynı şekilde asıl odağı finansal teknolojiler ancak diğer alanlarda da girişimleri kabul ediyoruz. Tekno Girişim, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, SPK mevzuatına göre kurulmuş bir girişim sermayesi yatırım fonu. Amacı erken aşama girişimlere, yurt dışındaki tabiriyle startuplara yatırım yapmak. İki tane ana yatırımcısı var, Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım. Bu iki ana yatırımcı 5'er milyon TL'ye koydular ve 10 milyon TL toplandı havuzda. Biz bu 10 milyon TL'yi 3 yıl içerisinde çeşitli erken aşama girişimlerine en fazla bir girişimden %30 pay almak üzere yatırıyor olacağız. Startup veya erken aşama girişimler
fikir aşamasını geçmiş, yani sizin benim bir fikrim var dedikten sonra bu fikri bir ürün veya hizmete dönüştürdüğünüz ve bunun da prototipini ortaya koyduğunuz, belki bir fatura kestiğiniz, ilk hizmeti yaptığınız, ilk ürünü ortaya koyup işte bu böyle çalışıyor dediğiniz aşama. Bunu erken aşama diyoruz. Bu aşamada yatırım yapmak önemli çünkü pek çok proje bu aşamayı geçemediği için ölebiliyor. Bu fikir bizde uzun süredir vardı zaten. Konuşmamda da bahsettiğim üzere girişimcilik ekosistemi için ülkemizde uzunca bir süredir diyebileceğim bir farkındalık var. Bu farkındalıklar öğrenme, öğretme, karşılıklı konuşma seviyesinde geçti. Bunu eyleme döken yurt dışından gelen yabancı yatırımcılar oldu veya yurt dışından gelen Türk yatırımcılar oldu. Ama yapılar hep yurt dışında kuruluydu. Yani fon yapıları mesela Lüksemburg'da, mesela işte Guernsey veya Jersey adalarında kurulu hukuksal yapılar oldu. Bunun sebebi de buna uygun, yani bu tür bir ortaklığa, risk sermayesi ortaklığına uygun bir mevzuat ortamı bulamaması veya 2014'te oluşturulan bu girişim sermayesi yatırım fonu mevzuatının henüz test edilmemiş olmasıydı. Biz de çeşitli yatırımcılara gidip ya böyle bir fon kuracağız, sizin de aşina olduğunuz yatırımları yapacağız dediğimizde, özellikle yabancı yatırımcılara, yabancı kurumsal yatırımcılara gittiğimizde bize hep işte o zaman fonunuzu yurt dışında kurun dediler. Hayır dedik biz. Yani Türkiye'nin bunun için bir mevzuatı var. Ve o mevzuata biz işlerlik kazandırmak istiyoruz. Erken aşama girişimlerine yatırım için işlerlik kazandırmak istiyoruz. Ve o yüzden girişim sermayesi yatırım fonu formatında ısrar ettik. Ve şu anda da çok şükür bunu başardık. SPK da çok destek verdi. Zaten ülkemizin düzenleyici kurumları işin business'ın önünü açmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık zaman iş yapma zamanı.